Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 30 Eylül 2021 günlerden Perşembe, saatlerimiz 19.14'ü gösteriyor. Yarın 1 Ekim 2021 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yarın gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk bir programla start alacak. Bana göre sürprize müsait bir program. Sevgili yarışseverler ama altının can alıcı noktalarında tek atacağım. Bu altılıyı bulabilmek için zor koşularda banko seçmemiz gerekiyor. O yüzden yarınki program için yeterince çalıştığıma inanıyorum. Umarım güzel bir ikramiyeye imza atarız. Yine akşam yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar Bursa'da 10 koşuluk program var demiştik. Dolayısıyla ikinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Özellikle altılı Ganyan'ın ilk ayağı yarın gerçekten tehlikeli bir koşu. Zaten 14 safkan koşuyor. Yine ikinci ayakta 16, üçüncü ayakta 14, yine 16, 15 şeklinde gidiyor. Gerçekten çok kalabalık bir koşu programı ile karşı karşıyayız. Ben altılı Ganyan'ın ilk ayağında 9 numaralı Yarisa, özellikle pedigrisini çok beğendiğim, zaman zaman etkili yarışlar koşan ve son iki yarışında özellikle çok çok beğenimi kazanan 9 numaralı Yarisa isimli safkanı bugün Aprantisi Sezer Çelik İdaresi'nde öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine ekürü safkanlardan 4 numaralı Özgür Fatih. Şen ekürüsüne ait bir safkan. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Özgür Fatih'i ben ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Tanır Bey. Gerçekten çok sert gruplarda ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Son yarışını grup 3 yarışta koştu. Daha önce ardı ardına 4 kere ya da 5 kere kısa vade 7 yarış koştu. Bugün nispeten uygun grupta ben 3 numaralı Tanır Bey'i de favoriler arasında görüyorum. Yine 7 numaralı Seçer Bey, 6 numaralı Ciğer Delen, 8 numaralı Abone ve 5 numaralı Gubaz şeklinde değerlendiriyorum. İlk ayakta tuttuğunuz safkan varsa yine altılarınıza yazabilirsiniz sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada da 7 numaralı Scapers Girl. Çok beğenimi kazanan bir isim oldu son yarışında. Çok etkili bir yarış kazandı. Bugün öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Big Is İncisi. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Mesafesinde koşuyor olup ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı Bodika. Sayın Ömer Alaçam'a ait 10 numaralı Bodika'yı 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Bu 3 safkanın dışına çıkması durumunda ben 2 numaralı Nilgün Sultan'dan, özellikle bugün Çetin Taş kardeşimizin bilmesi ile etkili bir yarış bekliyorum. Çünkü bu safkan bir Johnny Gitar torunu sevgili yarışseverler. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün 2 numaralı Nilgün Sultan'a da dikkat diyoruz. Yine 6 numaralı K of Love ve 3 numaralı
Asude Sultan isimli safkanlar. Bu koşuda kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Ve altını Ganya'nın 3. ayağı programın 7. koşusu olan 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı. Burada da 7 numaralı Turaç Bey. Esasında bu safkanı banko olarak yazma niyetim vardı bugün. Ama diğer safkan, yani diğer banko olarak vereceğim safkan biraz daha ağır bastı. Çünkü Arap safkanlarının koşularında zaman zaman kötü sonuçlara, yani sürprize müsait sonuçlar çıkabiliyor. Ben bugün Kurtel temsilcisi Aya Bakan torunu 7 numaralı Turaç Bey'i rakiplerinden büyük bir adım önde tutuyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim ki alternatif banko olarak da yazılabilecek bir isimdir 7 numaralı Turaç Bey. Ben öncelikli isim olarak yine ekürü safkanlardan 4 numaralı Kırım Rüzgarı, bugün ilk defa piste çıkacak silah temsilcisi 4 numaralı Kırım Rüzgarı'ndan Murat Gündüzeli idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. 6 numaralı Star Döven, yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Yine 5 numaralı Kıyıcı ve 9 numaralı Adı Yakşi isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Burada da 6 numaralı Vizigot. Gerçekten sert rakiplerin yanında ardı ardına güzel yarışlar çıkardı. Ama burada bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim daha var. Özellikle anne kanattı Bozdağ torunu olan Berksoy temsilcisi 2 numaralı Mahsul de bugün bu koşuda benim ikinci şanslı safkanım olacak. 6 numaralı Vizigot'a sert rakip olacağına inanıyorum. Arkadaşlar burada bir safkan daha vereceğim ama bütçe durumunuza göre yazın ya da yazmayın. 1 numaralı ıslık çalan, özellikle daha uzayan mesafelerde daha başarılı koşular koşmasını bekliyorum. Yapısı çok güzel. Özellikle Gökhan Kocakaya arkadaşımız son yarışında safkanı çok iyi idare etti. Ben bugün 1 numaralı ıslık çalanında geniş oynayan arkadaşlarıma bu koşuda sürpriz isim olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak satış bir yarışı. Burayı banko bir isimle geçeceğim arkadaşlar. Özellikle takibimdeki bir isim, gerek pedigrisini gerek son koştuğu koşuları çok beğendiğim bir safkan var. Ve aynı zamanda şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu yola hep beraber çıktık. Bu kanal hepimizin. YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bir kişi deyip geçmeyin. Bu kanal bir kişi üst üste konularak 23.500'leri buldu. Sizler de destek olursanız bu kanal daha da yukarılara çıkacaktır. Ama bizim bir kişiye ihtiyacımız var arkadaşlar. O bir kişi de siz olun, kanalımıza destek verin. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Deneme amaçlı katılmak, grubumuzu denemek isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası iletişim bilgilerini paylaşabilirsiniz. Altılı Ganya'nın 5. ayında
Banco bir isme yer vereceğimi söyledim arkadaşlar. Özellikle Taylan'dan beri orijinli pedigrisini çok beğendiğim, özellikle baba kan hattı mükemmel olan ve rengi her şeyi babaya çekmiş olan 8 numaralı soylu hanım Deluxe Last Exit yavrusu. Evet arkadaşlar, 8 numaralı soylu hanım bir Last Exit yavrusu, bir Kaneko torunu. Özellikle son yarışı gerçi gerilerde bitirmiş gibi görünse de yedinciliğinde gerçekten çok güzel bir konumdaydı. Bugün Mertcan Çelik arkadaşımız biniyor. Üçüncü geldiği yarışta Mertcan Çelik idaresinde koşmuştu. O gün için 3 safkan kapışmıştı. Safkan hafiften bir aksiyon bozukluğu yaşamıştı. Maiden koşuda içe doğru aldı. Aksiyon kaybetti ama tekrar topladı. Aynı hatayı yapmayacaktır ki ben Mertcan Çelik'in hatası olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü safkanlar zaman zaman bu tür rokluklar yapabilir. Safkanı tutmak o kadar karşıdan görüldüğü gibi kolay değildir. Ben bugün yine Mertcan Çelik dairesinde piste çıkacak. Altıl Ganya'nın 5. ayında 8 numaralı Soylu Hanım isimli safkanı uzayan mesafede günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve 16 hatta şart satış bir koşusunda günün Banco ismi olarak 8 numaralı Soylu Hanım'ı yarışı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın sonaya kapanış koşusu 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydan yarışı. Burada 4 güzel safkan gözüme takıldı. 3 safkan yazmaya karar verdim ama arkadaşlar, özellikle 2 numaralı Ateş Alan çok beğenimi kazandı. Gerek eşkaliyle, gerek yapısıyla, gerek koşu stiliyle dikkatleri üzerine çeken Özgün Han temsilcisi bugün Nevzet Avcı idaresinde benim öncelikli şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Macir Metin. Bu koşuda ihmal edilmeyecek bir isimdir arkadaşlar. Bu safkan Çim'de son koştuğu Çim'de 9. dahi gelse derece olarak bu gruba yeter bir derecesi var. Ardı ardına 3 yarış Oğuz Eren arkadaşımız binmişti. Bugün Alican İnci idaresinde ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Urla Yavuz'u Sayın Deniz Kurtel'e ait safkan. Özellikle son koştuğu yarışta kaliteli safkan izlenimi verdi. Bugün 3. şanslı safkanım olacak. Altılı Gayen'in 4. ayağını 6-2 geçecek arkadaşlarım için burada 1 numaralı Ağrı Dağı isimli safkandan yarışı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda 9 numaralı Yarisa yine ilk şanslı safkanım olacak. 4 numaralı Özgür Fatih, 3 numaralı Tanır Bey, 7 numaralı Seçer Bey, 6 numaralı Ciğer Delen, 8 numaralı Abone ve 5 numaralı Gubaz şeklinde değerlendireceğim. Ve altılı Ganya'nın 2. ayağında yine 7 numaralı Scaper Girl, 9 numaralı Big İncisi, 10 numaralı Boadika ve 2 numaralı Nilgün Sultan bana göre yeterli olacaktır. Buradan 2 safkan çaldık. Altıları 3'te 1 oranında düşürmüş olduk sevgili yarış severler. Altılı ben 3. ayağında ben 7 numaralı Turaç Bey, 4 numaralı Kırım Rüzgarı, 6 numaralı Star Döven ve 5 numaralı Kıyıcı isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 6 numaralı Vizigot ve 2 numaralı Mahsul şeklindeki safkanla değerlendireceğim. Altılı Ganya'nın 5. ayağında geniş altılılarda olduğu gibi Last Exit temsilcisi 8 numaralı Soylu Hanım isimli safkanı günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağında 2 numaralı Ateş Alan, 4 numaralı Macir Metin ve 8 numaralı
Urla Yavuz'u isimli safkanları öneriyorum. Ve Yedili PSA analizlerime geçeceğim. Yedili PSA programın 4. koşusuyla 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çim pistte koşulacak kısa vade 6 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar ben burada... Evet arkadaşlar ben burada yine Banco bir isme yer vereceğim. Her zaman olduğu gibi genelde Yedili PSA'nın ilk ayağında Banco isim yazmayı seviyorum. Bir numaralı Cafer Bey. Bugün Tolga Yıldız Dairesi'nde piste çıkacak. Amerikalı'nın temsilcisi bir numaralı Cafer Bey'i ben günün Banco ismi olarak önereceğim. Yedili PSA'mızın ikinci ayağında 9 numaralı Yarisa, 4 numaralı Özgür Fatih, 3 numaralı Tanır Bey ve 7 numaralı Seçer Bey ile birlikte 6 numaralı Ciğer Deliğinde yazacağım. Yedili PSM'nin 3. ayağında 7 numaralı Skipper Girl isimli safkanı Banco isim olarak önereceğim. Yedili PSM'nin 4. ayağını 7 numaralı Turaç Bey, 4 numaralı Kırım Rüzgarı, 6 numaralı Star Döven, 5 numaralı Kıyıcı ve 9 numaralı Adı Yakşi isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'nin 5. ayağında 6 numaralı Vizigot ve 2 numaralı Mahsul yazacağım. Yedili PSM'nin 6. ayağında 8 numaralı Soylu Hanım isimli safkanı günün Banco ismi olarak vereceğim. Ve Yedili PSM'nin kapanış koşusu yani Yedili PSM'nin son ayağında ben 2 numaralı Ateş Alan, 4 numaralı Macir Metin ve 8 numaralı Urla Yavuz'u isimli safkanlara yer vereceğim. Tekrardan bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Umarım bugün şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Bugün kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımıza destek vermeyi unutmayın sevgili yarışseverler. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.